Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro Ali Foro. Yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 oyununda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bir sorunumuz var maalesef. Sorunumuz şu arkadaşlar. Araç maalesef Türkiye'den spawn olmuyor. Sebebini tam ben de bilmiyorum. O yüzden bugün bir yolculuğumuz olacak. Bakalım becerebilirsek artık kestirmeden şuradan Venezia'ya gideceğiz. Şu an Torino'dayız ve oradan da Türkiye'ye tekrar geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Türkiye haritasında tanıtıyordum ama tanıtmadığım bazı iller kalmıştı. Sırf onun için o tarafa doğru geçmeye çalışacağım. Bugün ise arkadaşlar haritamı ayarlamış olmam gerekiyor. Yaklaşık 390 km'lik hatta daha fazla bir yolumuz var. Bakalım. Aracımız Şahin ve ana o da nedir? İçten sanki griymiş gibi gözüküyor aracı ama sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar navigasyonu ben ayarladım mı ya? Lan nasıl ayarladım ben bu navigasyonu? Hoş. İptal et. Geri işaretle. Bakın Venezia'dan sonra buraya sanırım oyunum güncelleme aldı arkadaşlar. Yoksa ben böyle bir şehir hatırlamıyorum mesela Trieste. Veya var da ben mi farkında değilim acaba? Tam hatırlamıyorum da. Sonuç arkadaşlar Türkiye'de bizi attı yani. Doğruya doğru. Ve bir türlü oraya spawn olamıyoruz arkadaşlar. Sebebini anlamış değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Neyse şimdi Venezia'ya geçeceğiz. Oradan da Allah kerim. Hadi bakalım. Şimdi şuradan soldan gidecekmişiz. Saatimiz sabahın 7'si ve Tofaş Şahin marka araçta Türkiye yollarına tekrardan koyulduk. Vallahi bir yolumuz bayağı uzun. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim için zorlu bir yolculuk olacak. Aslında 131 almayı düşündüm ama bu da iyi gidiyor herhalde ya. Bakalım. Yalnız aracı iyi seçmek zorundayız arkadaşlar. Aha gömdük vallahi. Çünkü sonuçta bu araçla uzun yollar devireceğiz. Bilmiyorum abi birkaç alternatif yöntem var aklımda düzeltmek için ama onları denerim video dışında. Eğer düzelmiyor gibi olursa da Türkiye gezimiz hayal olur arkadaşlar. Ama bayağı bir yer gezdik. Güzel bir seri oldu. Ama o serinin yarıda kalmasını şahsen ben de istemem arkadaşlar. Şimdi şuradan dönelim. Yapıştıralım. Evet, 375 km'lik bir yolculuk. Aracımız inşallah hızla gidiyordur. Sanki ben arkadaşlar 131 daha hızlı gidiyormuş gibi hatırlıyorum ama bakalım artık hayırlısı. Gişelere geldik. Bir arada şey sıkıntısı vardı bu otobüslerle gişelerde duramama gibi bir problem var. Daha doğrusu gişeden geçemedi arkadaşlar. Şimdi bakın %4 hasar gayet güzel geçiyoruz yani sıkıntı yok. Bir de merak ettiğim şey şu. Acaba bu araç en son kaç yapıyor? Çünkü uzun yollarımız var. Bu yolları bir an önce devirmemiz lazım. Saat sabahın 8'i. Güneş karşıdan vuruyor. Sıkıntı. Yolda böyle sanki sis varmış gibi gözüküyordur muhtemelen sizin ekranlarınızda da. Çünkü bana da öyle gözüküyor dostum. Evet. Yapıştırdık gidiyoruz değerli kardeşlerim. Ve bakıyorum. Araç şu an 137'ye falan ulaştı. 140. Hadi bakalım 160'ı bir zorlasak süper olacak. Yollar güzel gibi şimdilik. Sıkıntı yok. Bir de dıştan bakalım. Kırmızı Şahin arkadaşlar. Nasıl çok belli değil mi? Neyse kaza yapmadan şöyle dönelim de. Hayda. Onu yapmayaydınydı ya. Hadi düzel 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 düzel. Hop. Hiç oldu mu deli anne? Arkadaşlar aracı devirdim hemen ya. Ulan ben ne beceriksiz bir adamım. Ulan ben ne yeteneksiz bir adamım ya. Acaba fazla mı şey yaptım arkadaşlar galler aldım bilmiyorum da. Neyse hava aydınlanmış oldu. Haritada yine aynı şehre mi geldik? Allah canını almasın. Torino'ya geri geldik arkadaşlar. Bari buraya gelmişken aracı yaptıralım. Hemen sağını solunu yaptıralım arkadaşlar. Şimdi Şahin güzel ama Şahin de devirmeden gitmek zor arkadaşlar. Belli bir kapasitesi var. Kapasitesinin üzerinde viraja giderseniz mokoko devriliyorsunuz tabii ki arkadaşlar. Hop sağ serbest sol serbest yapıştır 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 yapıştır. Şimdi hızlı bir şekilde işime çalışacağım bakalım oraya. Abi gişe mişe yolumuz uzun ya. Vallahi arkadaşlar Euro Truck Simulator'da bence şöyle bir mantık var. Acele ederseniz
bir halt olmuyor yani arkadaşlar bana göre. Kaza yapıyorsunuz sürekli falan. Ama sabırla oynarsanız, o yolu keyifli bitirmeye çalışırsanız da sıkıntısız yolculuklar yapabiliyorsunuz. Şu an ben tabiri caizse acele ediyorum abi. Niye? Çünkü o kadar Türkiye gezisi yaparken şak diye attı beni Avrupa'ya. Kaldım buralarda, yurt dışında. Türkiye'mi istiyorum ya. Türkiye'm. Şimdi şu seyahatçi kardeşi biraz sol çekeceğim arkadaşlar. Sen bekle şimdi, biraz motor mısınsın? Bak gör o zaman seyahatçi kardeş. Evet, an itibariyle 90 km hıza kadar yükseldik. 100 km hızı gördük. Ama gişeler geldi. Nane dostum. O seyahat var ya, durakta onun arkasından mı gitsem? Hadi lan, sabırlı bir şekilde seyahatın arkasından gideceğim. O mavi seyahatim var ya, aynasını alacağım arkadaşlar. Bu arabanın aynasını alacağım. Yürü. Yürü yürü yürü, seni bekleyeceğiz, yürü. Hadi bakalım. Evet, seyahatçi kaçıyor arkadaşlar. Mavi seyahat kaçıyor, onu yakalamam lazım. Ulan bizim arabada hiç gitmiyor ya. Kalkışı berbat ya. Aynamız çalışıyor. Sıkıntı yok. Aracın kilometre göstergesi ve devir saati, ama devir saati benim yanımda çalışıyor arkadaşlar. O kadar düşük devirde gitmez yani bu araba. Seyahat kaçtı mı arkadaşlar? Mavi seyahat kaçtı mı? Bakalım oyunun yapay zekası ne kadar iyiymiş. Orada o seyahat duruyorsa güzel. Evet, sanırım şu düzlükte. Öyle sallarlar işte yavrum. Neyse, bakalım arkadaşlar aracımızın hızını. Vallahi burada çok fazla geçmeyeyim. 146 falan gitmeye çalışayım. Çünkü şurada devirmiştik arabayı. Çok fazla viraja da giremiyor arkadaşlar kapasitesi. Hemen deviriyor, atıyor yani. 130'un altına düşmeyeceğim arkadaşlar. Fazlası olacak, eksiği olmayacak. Yani 130'da da herhalde bu tüm virajlara girer diye tahmin ediyorum yani. Tabi bakalım, kısmet abi, belli olmaz, bu Şahin devrede de bilir. Ama bir de şöyle bir hile yapmayı düşünüyorum. Son 100 km'ye kadar F7 ile ben hızlı hızlı geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ya Türkiye için ah ah biz var ya. Nasıl oldu ben de anlamadım arkadaşlar. Bir anda kendimi Avrupa'da buldum. Bence oraya gidip bir sev yaparsak Türkiye haritası içinde sıkıntı olmaz ama. Bilmiyorum ama oraya gitmek çok sıkıntı arkadaşlar ya. O kadar yol var. Kilometreler var diyebilirim. Aslında onu tek bir part yapabilirdi. Mesela videoda. Atıyorum neresi? Kırıkkale atıyorum veya işte direkt Karadeniz yolculuğu. 3 videoda bitiririz herhalde arkadaşlar tahminen. Lan. Devam et. Çok süper geçtim valla. Nasıl geçtiğimi ben de anlayamadım. Şimdi haritaya bakayım mesela. Şu an Milano. Önümüzdeki def. Eğer bizi Milano'ya atarsa, geç Milano'ya atmasına gerek yok arkadaşlar. Yolu iyiyse basalım ya. Yolu iyiyse basalım, çünkü bu sefer Milano da yolumuzu uzatıyor. Hadi koçum. Hadi benim şahanım. Şahan çok fena arkadaşlar. Deli gibi gidiyor şahinimiz. Arka serbest mi? Hah. Serbestmiş o zaman. Şuradan yapıştıralım. Zaten 294 km yolumuz kalmış. Devirmeden sağ salim gidersek bizden iyisi yok. Şu an bakın, hop. 36 km'de gidiyoruz. Buralar düzgün gibi yollar. Gözüm de bir yandan haritada arkadaşlar. Çünkü bu arabayı devirmeniz an meselesi. Mesela şu an 150 ile gidiyoruz. Mesela şu ilerideki viraj 150 ile yemez bu mesela. Şekil atır da önünüze kırarsa böyle. Şerefsiz köpek. Önünüze kırarsa. Düdük. Lan hızımı kaybettirdin bana ya. Sen valla. Şerefsiz. Önüme kırdı ya. Siz de gördünüz değil mi değerli dostlar? Bana hak veriyorsunuz değil mi? Abi biter mi ya?
Bu arabanın ağzına tüküre tüküre de olsa geleceğim. Hadi bakalım. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. 4 saatlik bir yolumuz kalmış oyun bilgisayarına göre ve 270 kilometre mesafe varmış. Aslında hızlı geliyoruz, güzel geliyoruz arkadaşlar ama sıkıntı ya. Ben yine biraz yavaşladım. Bu manyakların ne yapacağı hiç belli olmadı arkadaşlar. Önümüze kırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Adamı fitil ediyorlar. Evet. Şurada biraz yavaşlamam gerekebilir. Abi biz ne Türkiye haritasının içine attı ya? O kadar garajımız var, gidemiyoruz arkadaşlar. Herhalde anladığım kadar orada bir save yapsak olur gibime geliyor. Evet, doğru yola gitmişiz alttan. Radar da tam yerinde kesiyor arkadaşlar, haritayı görmeyin diye. Yolu karıştırın diye tam yerinde kesiyor yani. İşte o açıdan araca navigasyon taktırmak iyi bir şey. Hop. Yapıştır. Son 235 km arkadaşlar. F5 ile gitmeyi düşünüyorum aslında arkadaşlar, biraz hile yaparak ama bilmiyorum nasıl olacak. Abi atmış bizi buralara ya, gitmiyor ya, oyuna hata verip duruyor. Deli oldum aga, anlatabiliyor muyum? Şu an 150 km hızda gördüm. Ulan sanki daha önce buradan geçmiş gibi hissediyorum kendimi. Acaba Ford Cargo ile mi geçtik? Bu yolu imişler bayağı genişmiş ama geniş diye gaza gelip basmayın çünkü ileride sizi bir sürpriz bekliyor olabilir. Şekil ha. Gişeler. %14 hasar. Hasar sırf bunun freni tutmuyor Ford Cargo gibi işte. Gişelerde vura vura arabanın ağzına tükürdük. Yoksa arabanın ağzına tükürdüğümüz yok da. 3 saat 15 dakika diyor ve son 200 km. Şuradan sinirlerimi vereyim. Şu arabayı tokatlayalım hemen sağından. Bakın. Yapıştır koçum. Bas. Şimdi bir saniye. Şurada şöyle bir şey yapacağım. Şurayı dönelim. Şurayı bir dönek. Hayda, şuradan da bir sıyrılalım. Şimdi arkadaş, F7 yapsam Verona'ya götürür mü? Geç arada yine oyalanacağız arkadaşlar ya, ana yola çıkmak için. Artık 183 km'ymiş. Ben bu 183 km'yi bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle giderim arkadaşlar. Hiç sorun değil. Zoruma gitmez. Altımda her iki tofaş varsa tamamdır o iş. Ama niye attı abi biz ya? Türkiye haritasından neden attı ki? Modlar birbirine karışmıştı abi arkadaşlar. 3-4 tane mod kullanmayı düşünüyorum. Haricinde mod artık fazla tanıtacağım mod da kalmadı. Kamyon modu falan. Sürte sürteyiz valla. Hızımız 134. Bak sol şeridi açık bırakın bak. Bak sol şeridi açık bırakın. Çekil lan. Evet bu arada son 150 km kalmış. Bakın spawn olmayla falan hiç uğraşılmazmış. F7 ile falan. Direkt bu şekilde daha hızlı gidiyoruz. Yapıştırdığını gidersin arkadaşlar. Bir şey yok da işte. 3 bölüm fazladan izleyeceksiniz Türkiye'ye gidişimizi. Yani normalde sarı bir şahinle gelmiştik hatırlıyorsunuz Türkiye topraklarına. Şimdi ise
bir kere daha geliyoruz. Umarım hata da vermez oyun. Bilmiyorum arkadaşlar. Hata verirse serimiz yerde kalır. Yani ben o Karadeniz turu içimde kalırdı oraya doğru. Karadeniz turunu atmazsam olmaz. Hadi bakalım yapıştır. Oo, araba açıldı arkadaşlar. 170-180'i gördük. Çalış. İyi yavaşlattı. İstop ederek yavaşlattım. 100 km'ye kadar düştü. Şimdi buradan direkt yapışıyormuşuz. Açın önümü, geliyorum lan. Buradan bir sol. Çok güzel. Ben arkadaşlar Şahin'in içini çok beğendim. 144 km'ye gidiyoruz. Neyse ki kontrollüyüz. Sıkıntı yok. Önüme kırmadıkları sürece hiç problem yok. E haydi yavrum. Son 87 km yolumuz kalmış bu arada arkadaşlar ve hızımız 150 km. Gayet güzel geldik buraya kadar. Çok hoştu dostum. Karşıya geçeyim, başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Ondan sonra Türkiye herhalde yaklaşık bir 1000 km deviririz beraber. Hadi koçum, hadi aslanım. Bakın 175 km hızı gördük. 180'i gördüm ve artık hızım düşüyor arkadaşlar çünkü viraj falan var. Hiç gerek yok abi, kazaya o kadar yol geldik. Son 50 km'miz kalmış. Devirmeyelim yani. 120 değil acaba. 120 dolar devirecek gibi değil ama 120'den sonra Şahin kaldırıp atıyor vallahi. Evet, son 40 km yolculuğumuz kaldı. Değerli izleyenler, çok heyecanlandım. Oo, test kolu falan da gözüküyor. Şöyle bir sürsek ne yapsak? Bran. Evet, son bir gişeye giriyoruz anladığım kadarıyla. Daha doğrusu otobandan çıkıyoruz da diyebiliriz. Artık gemiye falan bineriz muhtemelen. Oradan gemiyle geçeriz karşıya. Değil mi? Ulan şu durmana bak. Şu aracı ben Fluence zannettim ama Ford Mondeo olmuş. Aç lan aç. Paran kadar konuş. Köpek. Şimdi kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Şuradan sağdan diyecekmişiz. Tırcı kardeş, tırcı kardeş, o sağ şeridi sana vermezler. Hop. Evet, sağdan. Son 12 km arkadaşlar. Yüzdük, yüzdük sonuna kadar arkadaşlar. Hız sınırından cezamızı yedik. Bu arada 16.000 paramız kalmış. O da sıkıntı. O da sıkıntı aga. Aha, kırmızıyı patlattım. Nasıl döndü lan? Önüme geçti.